Kadir Arıkan, iki Ermeni terörist tarafından hunharca öldürüldü. 1981'de Kemal Arıkan, başkonsolosumuz öldürüldü. Bu olay şöyle oldu esas itibariyle. Ben Amerika'da bir görev gezisine çıktım. San Francisco'ya gittim. San Francisco'ya gittiğim zaman otelin önünde büyük bir konuşma yaptım. Oradaki Commonwealth otelinde. Tabii Ermeniler doldurdular o oteli. İlk defa bir Türk büyükelçisi gitmiş orada. Tabiatıyla konuşmamızın konusu da yine konularından bir tanesi de sadece Türk-Amerikan ilişkileri değil. Aynı zamanda Ermeni konusuydu. O konuda sorular sordular. Fakat otelin önünde devamlı olarak nümayişler oldu ve bir tehdit telefonları aldık. Aynı zamanda pankartlar da gezdirdiler. Eğer Los Angeles'e giderseniz, Los Angeles'e, o zaman sizin oradaki büyükelçiliğinizi biz bombalarız dediler. Tehdit ettiler. Fakat biz gittik tabiatıyla Los Angeles'e. Los Angeles'e gitmemizden bir gün önce mi, iki gün önce de galiba bir bomba patlattılar ve bizim oradaki başkonsolosluğumuza bir hasar verdiler. İşte bütün bunlardan sonra, bir süre sonra da Kemal Arıkan maalesef şehit edildi. Sayın Kemal Arıkan bizim Los Angeles başkonsolosumuzdu. Kendisiyle birkaç defa görüşmüşlüğüm var. 1982 senesinde Ocak ayında, Ocağın 27'de 28'i öyle bir şey, kendisinin vurularak öldürüldüğü haberini aldık. Tabii bu bizi şoka soktu. Hemen o sırada araba kullanıyordum, hemen benzinci istasyonuna girdim ve bir aklıma gelen ilk televizyon istasyonunu aradım. Kendimi tanıttım, dedim ki bu konuda ben de konuşmak istiyorum, hep Ermenilerle konuşuyorsunuz. Dinledim, gördüm sizleri. Mümkünse ben de konuşayım. Bana dediler ki kimsiniz? Sadece adımı söyledim. Dediler bir yerin başkanı falan mısınız? Hayır. O zaman dediler olmaz. Yani bir şahsiyetiniz olması lazım. Aldıkları onca cana rağmen Ermenilerin kin ve nefreti durmak bilmiyordu. Asala tüm hızıyla terör eylemlerine devam edecek. Bu defaki kurbanı Boston'daki Fahri Başkonsolosumuz Orhan Gündüz olacaktı. Polis bu Ermeni teröristi yakaladı. Yakaladı havalanda kaçmaya çalışırken. San Francisco'ya bir uçakla gidecekti. Yakaladı ve derhal hapse attı ve $1.5 milyon burada bail koydu. Yani $1.5 milyon çek olarak veya bunun onda birini keş olarak yatırmadan bu kişiyi hapisten çıkaramazlardı mahkeme öncesi. Bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla anında o gece San Francisco'daki Ermeni kilisesinde bir toplantı yapıldı. $200.000 aşkın para toplandı ve bir bail parası yani rehine parası olarak Massachusetts'e iletildi ve adam serbest bırakıldı. Fakat polis takibindeydi. Polisi atlatarak o gece ortadan kayboldu. Gözü dönmüş Asala eylemcileri artık iyice himaye gördüklerine inanıyorlardı. Aynı başkentlerde tekrar tekrar diplomatları ve ailelerini öldürmelerine rağmen cezasız kalıyorlardı. Tıpkı 7 Haziran 1982 günü Lizbon'da olduğu gibi. O gün Büyükelçiliğimizde idari ataşe olarak görevli Erkut Akbay ve eşi Nadide Akbay haince öldürülmüş, katiller bir kez daha yakalanamamıştı. Babam ve annem Lizbon Büyükelçiliğinde görev yapmaktaydı olay meydana geldiği zaman. Babam idari ataşe, annem de Büyükelçilik sekreteriydi. Her ikisi de 41 yaşındaydı. 7 Haziran 1982'de öğle saatlerinde Büyükelçilikten evimize dönüyorlarken, evin önüne park etmişken suikasta uğruyor. Her ikisi de, annem de babam da. Babam olay anında vefat ediyor. Annemse yaklaşık 8 ay komada kalıyor. O da 8 Ocak 1983'te vefat ediyor. Olay zamanı o tarihlerde ben 11 yaşındaydım. Kardeşim de 4 yaşındaydı. Tabii ikimiz de ne olduğunu tam anlamadık.
hem annemiz hem babamız elimizden alınmıştı. Adeta Batı kamuoyunca genel bir hoşgörüyle karşılanan, neredeyse alkışlanan Asala terörünü durdurmak mümkün olmuyordu. Şu veya bu uygar ülkede çok kolayca gerçekleşebiliyor olması teröristleri daha da cesaretlendiriyor, üst düzey hizmetler beklenen Türk diplomatlarını umulmadık bir ülkede şehit edebiliyorlardı. Hiç unutamadığım bir olay tabii. Çok sevdiğim Belgrad Büyükelçimiz Galip Balkar'ın öldürülmesiydi. Çünkü Galip Balkar bizim dışişlerinin o zaman hemen hemen en değerli genç büyükelçisiydi. Kendisinden büyük işler bekliyorduk. Çok gariptir. Belgrad'a gitmek istemiyordu. Belgrad'a zorla gönderdik onu. Çünkü NATO'da daimi temsilci yardımcısıydı. Ama biz onu yükseltmek istiyorduk. İşte ileride bakanlık müsteşar olarak, Washington Büyükelçisi olarak görüyorduk kendisini. Dedik ki ama arada bir daha bir yüksek kademeden daha geçmen lazım. Onun için Belgrad'a Büyükelçi olarak tayin ettik ve orada tabii Ermeni teröristleri onu vurdular. Galip Balkar benim yaşımda bir büyükelçiydi. Yani yaşıt arkadaşım Belgrad'da vuruldu, öldürüldü. Bunu vuran Levonian diye terörist Sırp polisi tarafından yakalandı. O zamana kadar Batı Avrupa'da vurulanlar hiç yakalanmıyordu. Sırp polisi yakaladı bunu. Biz de çok memnun olduk yakaladı diye ve o yakalayan polise madalya verdik biz. Ve yargılandı Yugoslav parlamentosu, pardon, mahkemesi tarafından yargılandı. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat arkasından Yugoslav devlet başkanı Milošević bunu gizlice serbest bıraktı. Ve Ermenistan'a gitti. Şimdi bu Levonian Erivan'da, devlet ona bir tane fotoğraf malzemeleri satan dükkan açık vermiş. Orada oturuyor. Cezasız kaldı. Bunu ya Ermenistan'ın yargılaması lazım, sen bir cinayet işledin, ya da bize iade etmesi lazım, biz yargılayalım. Bunun gibi başkaları da var. Bunu canlı bir örnek, tipik bir örnek olarak zikrediyorum. Başka şeyler de var. Bütün bunlar, bunları görmemizden gelerek Ermenistan'la ilişkilerinizi normalleştirin diye Avrupa ve Amerika'ya bizim söylememiz lazım gelen şudur. İlk önce sen Ermenistan'ı yola getir. Asala çirkin yüzünü bu defa Kasım 1984'te Viyana'da göstermişti. Birleşmiş Milletler Viyana Bürosu'ndaki direktörümüz Evner Ergun, işine giderken kırmızı ışıkta Ermeni teröristlerce pusuya düşürülerek şehit edilecekti. ...19 Kasım 1984'te, bir pazartesi günüydü. Sabahleyin beraber çıktık evden. Çünkü ben beni bir kulübüm vardı. Oraya bıraktı. Orada o gün de ben bir konuşma yapacaktım. Çocuklarımızı nasıl barışçı bir şekilde yetiştirebiliriz diye. Bütün pazar günü bu konuda çalışmıştım. O da bana bir takım dokümanlar getirmişti şeyden, Birleşmiş Milletler'den. Sonra benim toplantım oldu. Fakat olay 10 dakika sonra, beni bıraktıktan 10 dakika sonra olmuş. Bir bankanın girişine saklanıyor. Ve kurşunları araba durunca boşaltıyor. Anlaşılan uzun süre takip etmişler. Eylemler artarak devam ettikçe hayat Türk dışişleri mensupları için gitgide zorlaşıyordu. 1973'ten sonra o zamana kadar hiç başımıza gelmeyen şeyler gelmeye başladı. Bunlardan birisi zırhlı arabalar. Zırhlı arabalar geldi. Tabii bunlar Türkiye için, Türkiye'nin bütçesine çok büyük yükler yükleyen arabalardı. Hepsi özel ısmarlanıyordu. Yani 15-20 bin o zamanki Alman markı ile mal olan arabalar, normal arabalara 200 bin, 300 bin marka alıyorduk. Gayet tabii ki bütün Türk Dışişleri Bakanlığı bunun için önlemler aldı. İşte zırhlı otomobiller satın alındı. İlgili ülkelerle temas ettik, koruma tedbirleri istedik birçok ülkede.
diplomatlarımız